Ya çocuklar burada yokken ne işimiz var bizim burada? Ya onlar kanlarının deliliğine kapılmışlar gittiler. Biz de mi fevri davranam Reşit Efendi? Kadının hali hal değil. Maazallah başına bir şey gelir, vicdan azabı çekeriz. Tek sebep bu mu Sultan? Meselenin Sevda'yla hiç mi alakası yok? Canım meydana ona bırakmak istemem tabi. Hakikati er geç herkes öğrenecek nasıl olsa. Ne oldu Sultan? Rapordu, sahteydi filan derken birden sustun. Vazgeçtin desem... Değer. Doğru. Vazgeçmedim ama akıllandım. Kız yalan konuşuyor dedikçe kimseyi inandıramadım. Dur bakalım, bekleyen biraz. Herkesin yalanı kendi ayağına dolanır belki. Ya geldin mi Sultanım? Ben de ajansları dinliyordum. Kahveler kime? Sana bana kim olacak? İyi de bu... Ya ne bileyim akıl mı kaldı bende? Sen gene niye takıldın? Di bakayım bana. Ya susayım sabredeyim diyorum ama bu çocukların gidişi iyi olmadı. İyi de gitsinler biraz kafalarını dinlesinler diyen sen diye miydin? Dedim demesine de hamiyetin durumu iyi değil Reşit Efendi. Maazallah başına bir hal gelir Münevver Sittin seni affetmez kendini. İyisin ben gideyim şunlarla konuşayım. Arası soğumadan gelsinler. Kız da anasına danasına sahip çıksın burada. İyi o vakit ben de geleyim seninle. Yorulma sen ya ben gider gelirim. Ya yok burada otur kasvet basıyor vallahi ben de geleyim seninle. Haydi. Hay Allah. Çıkarken yazılı kağıtlarını unutmuşum. Murat'a söyleriz getirir. Çay bardaklarını mı almaya geldiler acaba? Anne? Aa, anne? Niye geldiniz? Gelmese miydik? Böyle kapı ağzında mı konuşacağız? Girebilir miyiz? Tabii anne, böyle geçin. Anneme bir şey mi oldu? Anana bir şey olmadı. Ama olabilir. Dönmeyeceğiz anne. Yani sen Yiğit için neler söylediğini bilseydin eminim dönün demezdin. Harını söndür de öyle konuş benden. Ben sana haksızsın dedim. Haklısın ama böyle bir davranış yanlış yani. O senin anan. Senin anansa ben de kaç senedir oturuyorum hamiyetle. Öyle yaptığın zaman tam ters teper. İyi olmaz. Hamiyet zıvanadan çıkar. Daha ne kadar zıvanadan çıkacak? Kız zannediyor mu ki? Hani sen gittin diye böyle takkesini önüne aldı düşündü. Hiç öyle yapmadı vallahi. Ali Ömer'e gitti direkt şöyle et böyle yap diye talimatlar vermeye başladı. Hey. İstediğini yapsın. Bizi ilgilendirmez. Yiğit. Anayla kızın arasına sen girme. O kadının da bir istidadı var, bir dayanma istidadı var ya. Ha o kadar acı, keder. Maazallah bir şey olur yarın öbür gün. Vicdanınızın sesini susturamazsınız. Onun için pılınızı pırtınızı toplan düşün önümüze haydi. Onun dili başka söyler, yüreğe başka söyler. Sen bakma ona. Senden başka kimi kaldı kız? Annen, onca lafı söylememiş gibi yapamam ben. Sen söz sahibi olmak istemiyor musun? Beni dinle. Git anağın elini öp, dizinin dibinde otur. Münevver isterse gider. Özür dediler. Annesidir neticede. Ama ben ne o eve girerim ne de özür dilerim. Gideceksin dedim mi? Gideceksin Yiğit. O senin karın.
Onlar da ailesi. Yedi kat el yanı başında dursun, siz basın gidin. Bu mudur ya? Şimdi kızdınız, gücendiniz biliyorum. Ama ananızın yerden göğe kadar hakkı var. Bu gece burada kalın, düşünün, taşının. Yarın da yuvanıza dönün. Size böylesi yakışır. Eh, hadi biz gidelim artık Sultan. Gidelim. Haydi. Ne yapacağız? Dönecek miyiz şimdi? Annem haklı bence. Hamiyet Hanım'ı yalnız bırakmamalısın. Sen? Ben biraz uzak kalayım. Annem biraz sakinleşsin. Ben de dediklerini azmedeyim, ondan sonra bakarız. Sen gelmezsen ben de gitmem o zaman. Ya saçmalama Münevver. Ya annene bir şey olursa? O zaman ne sen beni affedersin ne de ben kendimi affederim. Ayrı mı kalacağız yani? Biz ne ayrılıklar, ne hasretlikler yaşadık güzelim. Yıkar mı bizi bu yalancı ayrılık ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.